Merhabalar, Priştine'den günaydın. Dün akşam geldik otelimize, daha doğrusu hostelimize. Ufak tanıtmak istedim size buraları. Şu an burada kar var zaten. Burası bizim odamız. Dün gece geç geldik ve burada uyuduk. Soğuktu dün ama şu an iyi yani. Burada bir adet lavabosu var. Ortak kullanım olduğu için. Burada da diğer odası. Yani hostel mantığı zaten. Burada nasıl göstereyim. Bakın böyle. Merkez hemen şu binanın olduğu yermiş. Bugün buraya gideceğiz. Sonra da otobüse binip Karadağ'a gideceğiz. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Şu anda gezmelerimiz devam ediyor. Aslında sabah kahvaltı falan yaptık. Onları çekmeyi unutmuşum. Müthiş bir vlog. Peynirli. Evet. Ama peynirli börek yedik. Bir de kıymalı börek yedik. Güzeldi. Açıkçası nerede yediğimizi hatırlamıyorum. İsim olarak söyleyemem yani. Bir tane fırında aldık. Güzeldi. Ondan sonra çıktık işte katedrale. Şu katedral. Mağdır. Teresa katedrali. Burası da kütüphane. Burada gezdik. İnternet bulmakta çok zorlanıyoruz. Evet ya. Evet yani çok normal zor. Türkiye'de merkezi yani meydanlarda falan çok internet var biliyorsunuz ama burada meydanlarda bile internet yok. Olana bağlanamadık falan. Ha. Bu arada arkadaşım Nida. Bu seyahatimde benimle beraber olan arkadaşım. Evet. Yine İTÜ'den arkadaşım. Böyle 4-5 günlük bir tatil. Akşam da Karadağ otobüse gidiyoruz biliyorsunuz. Bugün buraya işte Priştine'yi gezeceğiz, bitireceğiz. Şimdi alışveriş için herkes diyor ki işte ayakkabı falan çok ucuz. O tarz şeylere bir bakalım diyoruz. Aslında onun için çok heyecanlı. Aynen. Bir ona bakalım. Yine böyle ara ara videoları çekeceğim. Şu anda bugünkü planımız bayağı değişti. Bir önceki videoda günün ilerleyen saatlerinde ne yapacağımızdan bahsetmişim ama o planlar değişti. Normal şartlarda kendi planımızı, yani İstanbul'da uyguladığımız planımızı devreye sokarak normal otobüsle, kendi tuttuğumuz otobüse gidecektik. Kendi kiraladığımız yani otele gidecektik ama işler değişti. Bildiğin tur. Evet, bildiğin turla gidiyoruz. Yani rehber falan olan bir tur. Hani her şeyi kapsıyor. Ama dilini bilmiyoruz. Yani rehberin dili Arnavutça da olabilir. İngilizce olması için doğacıyız. Evet. Ama ümidimiz var. En azından şimdi Karadağ'a gideceğimiz yerde Budva'ya gideceğiz. Kotor'a gideceğiz. Ayrıyeten Arnavutluk'ta Tiran'a da götürüyor bu tur. Yani bizim için daha avantajlı olacak. Ayrıyeten buraya geri geleceğimiz için bir günümüz daha olacak. Burada da Pristina'ya gitme şansı yakalamış olacağız. Çünkü burada yani çoğu yeri gezdik Pristina'da ama Pristina de güzelmiş. Oraya da gitmek istiyoruz. Orayı daha fazla beğendiklerini söylüyorlar. Evet, herkes orayı tavsiye etmişti aslında. Biz hani uçağımız buraya yakındı, buradan direkt gideceğiz falan diye hiç o taraflara bakmadık bile. Bugün şu an işte otobüs terminalindeyiz. Bir saat var kalmasına. Onu bekliyoruz. Yani bu şekilde yani gideceğiz otele. 3'te oradayız. Otel çok güzel bir otel. Evet, otel çok güzel. Continental otel. Aynen. Yine oradan manzarası, evet, videoları falan çekerim arkadaşlar. İzlersiniz. Tavsiyelerimi yazacağım video sonunda. Evet. Bugün işte börek yedik. Ondan bahsetmiştim. Sonrasında hamburger yedik. Amsterdam Felix mi? Böyle bir şeydi. Daha güzellerini yedim açıkçası. Yemedim değil. Kötü değil mi? Aynen. Sıcacık geldi. Soğuk, çok sıcaktı. 3,5 euro mu? 3,99 euro. Öyle bir şey. Aynen. İçeceği yok. Patatesi, hamburger 3,99 euro. Sonra ondan sonra bir kahve içmeye gittik. Ben hot chocolate içtim. 1,5 euroydu. Nida da mocha mı içmiştim? Macchiato içtim. Small. 1 euroydu. Ben çok kahve içmek istemedim. Çünkü çok doydum. Bu arada porsiyon çok fazlaydı. Aynen. O yüzden çok yerim kalmamıştı. Ama yetti yani. Ben kahvesi de güzeldi ama içmediğim bir tat değildi. Denemediğim bir tat değildi. Öyle.
arkadaşlar. Budva'ya geldik. Turumuza normalde sabah başladık. Otelimizi falan gösteririm ama şu an biraz buraları göstermek istiyorum. Old Town'a geldik. Fotoğraf vesaire çekeceğiz. Güzel yani buralar. Yani turumuzu bugün sonlandırıyoruz. Hazırlandık, şimdi kahvaltıya ineceğiz. Aynen. Valizlerimizi falan zar zor topladık hani. Gerçekten zor oldu. Odamız bizim beklentimizi karşılamadı. Genel olarak ben buraya gösterdiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Biraz göstereyim böyle bir oda turu minik. Şurada iki kişilik yataklarımız var. Şurada lavabo var. Onun haricinde bu normalde otel deniz karşı, denize sıfır. Deniz manzaralı odaları var ama bize gelen odanın balkonu bile açılmıyor. Şöyle bir manzaramız var bizim. Böyle duvar manzaralı. Ama geceleri 63 euro. Geceleri 63 euro çok. Merkezi denizde 500 metre. Yani çok güzel. Aynen. Ama dün gece elektriklerimiz kesildi. Bunu anlatmaya kalkarsam. Çok romantik. Evet, elektrikler kesildi, biz 9'da uyuduk mesela. Şimdi kahvaltı yiyeceğiz. Bu arada bu otelin hem sabah hem akşam yemeği var. Normalde yurt dışındaki oteller sadece sabah kahvaltı oluyor. Yani ben öyle gördüm. Hem sabah hem akşam olması iyi bir özelliği. Denize sıfır olması iyi bir özelliği. Bu şekilde odamızda garip bir oda. İki kişilik burada yatak var. Şurada burada iki tane tek kişilik var. Şurada da iki kişilik bir tane yatak var. Şurada bir ayna var. Ayrıyeten bizim kurutma makinemiz yoktu. Onu da rica ettik. Verdiler sağ olsunlar. Böyle. Şimdilik bu kadar. Devamını çekiyorum. Bugün İşkodra'ya ve Tiran'a gideceğiz. Oradan da geri Priştine'ye döneceğiz turla. Oralardan böyle videolar çekelim. Bay bay. Tekrardan. Şu anda Şikodra'dan yayınıma devam ediyorum. YouTuber beni görmez. Evet, şu an Arnavutluğa bağlı Şikodra ilindeyiz. Çok güzel bir yer. Biz burayı hiç beklemiyorduk bu kadar güzel olsun. Aynen. Çıktı. Şu an böyle bir kilisenin önündeyiz. Fotoğraf falan çekildik. Böyle çok havalı bir yer yani. Zengin. Herkes bisiklet falan kullanıyor. Evet, evet. Gençler çok fazla ve orayı gösterdim mi bilmiyorum. Göstermedim. İlk kez şu an çıktı. Caddede böyle dışarıda oturuyorlar. Çok herkesin cool. Köpeği var. Aynen. Biz hiç beklentimiz yoktu. Evet. Çok güzel. Hatta Priştine'den bin kat daha güzel. Gerçekten. Burayı yani seyahat planlarınıza ekleyebilirsiniz. İşkodra Türkçe adı. Yani biraz böyle etrafı çekerim yine ara ara. Umarım çekerim. Aklıma gelirse. Ama güzel. Şu an burada yaklaşık 3 saat vaktimiz var tur olarak. Böyle yine hediyelik alacağız. Belki bir şeyler tadarız. Jumbo diye bir kırtasiye malzemesi gibi bir yer var böyle mağaza. Burada bu tarz yani Balkan ülkelerinde çok gördük. Oraya da gelirken gördük. Oraya da uğramayı düşünüyoruz. Biraz uzaktan ama yürüyeceğiz artık. Biraz uzak ama yani yetişebiliriz umarım. Bu şekilde. Şimdi de bir şeye gidiyoruz. Neydi? Souvenir. Aynen, Souvenir Shop. Şu köşedeydi. Aynen. Şimdi en son tekrar böyle videoları çekelim. Şikodra'dan aldığımız bazı ürünleri göstereceğiz, size tanıtacağız. Öncelikle bu defterleri aldık, iki tane. Biri Nida'nın, biri benim. Defterlerin içini gösterin Nida'cığım. Evet, böyle bir çiçekli şey var. İçerisi bildiğimiz çizgili. En güzel tarafı bu. Böyle, pardon, çamadım. Böyle açılıyor ve buraya işte kağıtlarınız, sticker varsa ne koyacaksınız koyuyorsunuz. Rengin çok beğendim. Ha, bir de ikinci özelliği bu çıkabiliyor. Aynen. Farklı bir defter koyabilirsiniz ve süet tarzı bir şey var ve silinebilir. Ve çok beğendik. Çok i̇şte beğendik. İçindeki mottosu vesaire çok güzeldi. Evet. Bu sonra ben kendime böyle bir şey aldım. İşte günlük planlarımı vesaire, özellikle tez yazarken kullanmak için. Daha sonra böyle sticker'lar aldım. Yine tez yazarken beni motive etmesi için çünkü bayağı işim var. İşte burada beğendiklerin, yapılacaklar, unutma vesaire. Evet. Yani küçük böyle notların olunabileceği aslında bir post-it kullanmıştım. Evet. Daha sonra aşk okuşko. Bunlar evet, çok dikkat çekelim lütfen çünkü çok aradık. Çok ülke gezdik. Sağdakini ben tamamını şu cam olan tarafını akışkan görüyorsanız. Evet, onu istedim. Soldakini çok beğenmedim ama bu sağdaki bence çok güzel. Böyle... Bunun bir anısı var aslında. Anlatabilirsin bak. Anısı? Ha, bir mühendis, benim staj yaptığım yerdeki bir mühendise görmüştüm ama full camdı. Full camdı. İlk çok dikkatimi çekmişti. Her yerde aradığım. Ama büyük ihtimal o da yurt dışından getirdi. Amazon'da vesaire baktım ve çok pahalıydı. Burada ben ikisinin de
ne kadar? 500 dinara leke aldım. Bunları biz bu arada Şikoda'dan aldık. Az önce söyledim ama bunlar mağaza olarak da Jumbo mağazasından aldık. Jumbo Balkanlarda çok gördük. Bu Şikodra'ya nasipmiş girmek. Böyle şeyler alacak, almak için girdik aslında zaten. Ya ben kendime ve yeğenlerime şunu aldım, çok büyük ve bence bunu deneyelim otele gidince. Evet, deneyebiliriz. Böyle şey, bubble, ne derler buna? Şöyle balon, çocukların şey yaptı. Aynen, baloncuk şeyse. Gördüğünüz gibi kocaman, 250 mililitre. Bence bu şeyi de baloncuklar da kocaman olacak gibi geliyor. Umarım öyle. Umarım, evet, şu üflediğimiz deliklerin büyük olmasın. Asıl onun sağlam için, yoksa Türkiye'de de var bu. Aynen. Ama ucuzdu, 20, 19 muydu? Öyle 19 bir şey. TL mi? Yok. Şey, leke. Hayır. Değil miydi? Farklı bir şey miydi? Daha yüksekti bence. Ya da ben 19 TL'ye çevirdim. Aynen. Ha, 19 TL'ye aldım. Evet. Ama 250 ml. O yüzden bayağı bir gider. Evet. Bunlar şimdi kırtasiye, yani Jumbo'dan aldıklarımızın tamamı bunlar arkadaşlar. Birazdan da market alışverişimiz için bir video çekeceğim. Onları böyle birleştirdim. Kalemler bu arada tükenmez kalem. Onları da söyleyelim. Bakar mısınız şunun parlaklığına? Çok nice. Ve ben derste sürekli ders dinlerken bunu böyle oynayacağım, bakacağım. Dersten çok böyle akışkan ilgili olduğunu biraz daha şu tarafa doğru göstereyim. Akıyor yani. Bu kıpırdayan bir tamam, şey. Tamam, anladım. Ben dersen durumlarda. Güzel, çok nice. Şimdi market kısmına geçelim. Bunu bize tanıştığımız bir arkadaşımız önermişti. Pristine de tanıştık kızla. Bunu beğendiğini söyledi. Biz de bu markette daha uygun olduğunu fark ettik fiyat olarak. Bunu Türkiye'ye götürmek için aldık. Aynen, bu İtalyan markası. Açıkçası tadını bilmiyoruz. Kıza biz de aynı şeyi aldık. Aynen. Ama İtalyan markası genelde güzel oluyor. Evet. O yüzden denemek istedik. Bir de bunun şeyi vardı, tiramisu versiyonu vardı. Aynen. Biz bunu tercih ettik. Bu kaç paraydı? 2 küsür euro, 2,5 euro gibi şey. Gerçi biz bunları leke para biriminden aldık ama daha uyguna geçti. Evet, euro bazında daha uygundu. Ben çilekli ve yoğurtlu şeyleri beğendiğim için Milka'da da çok severim. Bunu daha denemedik. Bir tanesini yolda denemek için aldık. Bir tanesini de eve götürmek için. Bakalım bunu yedikten sonra yorumunu evet yaparız. Bu 99 lekeydi bu arada. Evet, yani bir tanesi 10 liraya gibi, evet, bir şey TL denk olarak geliyor. 10 liraya denk geliyor. Leke olarak 99 leke. Bu girdiğimiz markette genel olarak indirimli ürünleri tercih etmeye çalıştık. Aynen. Daha sonra şöyle iki tane şey aldık. Çikolata. Bunlar da 40 küsürdü galiba, evet, leke. Çok uygun aslında. Çok bunlar uygun. İkisi ne kadar geliş bilmiyorum. Çok uygun. Yani leke olarak hatırladıklarımızı söyleyeyim de siz çevirin arkadaşlar. Videoyu izleyenler. Bu Arnavutluk'ta buralarda aslında meşhur bir şey. Baharat. Testin işte burada gördüğünüz sebzeler var, kurutulmuş versiyonu. Çorbada, yemekte vesaire kullanıyorsunuz. Türkiye'de de var aslında, 35 lira vesaire. Ben bunu sanırım yanlış gördüm orada. Daha uygun diye aldım. Ama daha şu anda pahalı çıkmadı. Pahalı değil çıkmadı, aynen. Bir maksimum 5 lira daha uygundur. Neyse, öyle bir şey yaptık ama olsun. Olsun, yani bunu zaten istediğim bir şey senin. Aynen, devam fiyatı edelim. Da çok önemli. Buradan alınmışsa da, Türkiye'den de alınsa aynı fiyatta da önemli. Sonuçta aldım mı? Aldım. Evet. Şunu aldık. Bu da uygundu fiyatı. İndirimdeydi. İkişer tane, üç tane aldık. Toplam üç tane. İki tanesi böyle sade versiyonu, bir tane çikolatalı versiyonu yolda yemek için aldık. Yolda yedik bu arada çikolatasını. Güzel ya, çok kötü diyemeyiz ama çok kaliteli değil, evet, yani bence ortalama bir şey. Çikolatası, aynen, çok kaliteli değil ama bisküvisi güzeldi. Evet, evet. Yani deneyebilirsiniz, bu güzel kategorisine girebilir. Başka bir şeyimiz var mıydı? Evet, diğerleri hep ikişer tane aldık. İkişer tane aldık. Yani şundan iki tane aldık Nida Levan'ın kekten, eve götüreceğiz. Bunlar zaten iki tane görüyorsunuz. Çikolata iki tane. Eve götürmedik. Onlar şu an şunu deneyip sende şey yapabiliriz. Evet, deneme videosu çekebiliriz. Bir de cips aldık. Cipsi yedik. O cips de güzeldi. Bildiğimiz mevsim yeşillikli. Özellikle ketçaplı gelirseniz buraya bence tercih etmeyin. Çok şeydi, tatlıydı. Vipa'nın. Vipa markalı, evet, ketçap. Şey güzeldi. İkincisi mevsim yeşillikli. Ama adını bilmiyorum, markasını bilmiyorum. Vipa'nın da var. Evet, belki aynı güzellikte değildir ama. Ha, bilemiyorum. Neyse arkadaşlar, cipsleri genel olarak güzel ama yani çıtırlığı güzel. Bu domatesli yediğimiz Vipa markaydı. Tatlıydı. Ben çok beğenemedim yani. Baymıyor ama bana cips hissini de vermedi.
ikinci elimizin markasını hatırlasam onu tavsiye ederdim ama üzgünüm.